Rasim Özdenören Kudüs Dolayımında Bireysel hırslar çıkar hesapları dış politikayı etkiler mi? Bireysel çıkar hesapları veya bireysel hırslar bir başına belki tarihin gidişini etkilemeyebilir. Ancak konjöktürün müsait olduğu durumlarda genel gidişatı etkileme babında kimilerinin bireysel tutumu diplomasiyi etkiler, olumlu ya da olumsuz yönde. Diplomasiyi etkilemesi demek, son tahlilde diplomatik atakları boşa çıkarmak suretiyle ülkeler arasında güç kullanımına varacak kadar yol açması demektir. ABD'nin bu son Kudüs saçmalamasında Başkan Trump'ın böyle bir kişisel bireysel tutumunun payı olduğu görülüyor. Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini beyan etmesinin ardında onun İsrail'e ve Siyonizm'e şirin görünme ihtiyacının ön aldığı söylenebilir. Aksi takdirde daha baştan beri onun ishal karşıtı tutumu dolayısıyla haklı veya haksız, bizim şahsen iddiaların doğru olup olmadığına ilişkin bilgimizin olması söz konusu değil. Koltuğundan edileceğine ilişkin söylentiler, başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana dile getiriliyordu. Her şeye rağmen sağduyunun galip geleceği bekleniyordu. Öyle olmadı. Adam Kudüs'ü başkent olarak tanımakla kalmadı, büyük elçiliğini Kudüs'e taşımak üzere teşebbüse de geçti. Bu tutumda ABD'yi artık fiilen tarafsız olma pozisyonunun dışına attı. Teorik olarak zaten öyleydi. Şimdi fiilen de tarafsızlığını yitirmiş oldu. Dünyanın birçok ülkesi gibi Türkiye'de ABD'nin bu tutumuna itiraz ediyor. Bir kişinin Trump, kendi kişisel hırsı ve çıkarı uğruna bütün dünyada içinden çıkılmaz kargaşaya, fitne ve fesada yol açması, çıkacak çatışmaların bitimsiz arbedelere dönüşmesi tabii ki kimsenin göze alabileceği bir sonuç olamaz. Bu arbedeler Orta Doğu ülkelerinin kendi aralarında olduğu ve olabileceği gibi ABD'nin yanında veya karşısında yer almak suretiyle de devam edebilir. Bu duruma belki bir tek İsrail devletinin bugünkü yönetimi tırnak sürtebilir bütün bu hengame ortasında biz istiyoruz ki Türkiye, duygusallığa prim vermeden Kudüs konusunda kendisiyle aynı istikamette düşünen ülkelerle işbirliği halinde diplomasisini yürütsün. ABD Trump'tan ibaret değil, orada da makul düşünen çevreler var, Avrupa'da ve Orta Doğu'da da. Türkiye'nin bu konudaki diplomasisini belirlerken onlarla eş güdüm halinde bir tutumu benimsemeye özen göstermesi gerekir.